Merhaba arkadaşlar. İnce K yayı ile kalın L yayı o noktasına şekildeki gibi birleştirilmiştir. Buna göre K yayında üretilen atmanın niceliklerin hangileri L yayına geçen atmanınkinden daha büyük olur. Bir kere ince yaydan kalın yaya geçerken o noktası nasıl davranırdı arkadaşlar? Sabit uç gibi davranır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmezdi. Ama inceden kalına geçtiğimizde ne yapacaktı? Zor ilerlediği için hızı azalacaktı. Ne yapacak? Enerjisi de azalacak. Çünkü bir kısmı da yansıyanı geri dönecekti arkadaşlar. Buna göre bakacak olursak ne yapacağız? Ee, benim K yayındaki hızım daha fazladır. Frekansım değişmez. Genliğim de ne yapacaktı? Ee, K yayında daha fazladır. Doğru seçeneğimiz ne yapar arkadaşlar? C şıkkıdır. İkinci sorumuza geçelim. Bu soruda lütfen dikkatli olun. Bir yayda üretilen dalgaların hızı ve dalga boyu lambdadır. Kaynağın periyodu iki kat arttırılırsa. Soruya dikkat edin arkadaşlar. İki katına çıkartmıyorsunuz. iki kat arttırıyorsunuz. Dalgaların hızı ve dalga boyu için aşağıdaki hangisi doğru olur demiş. Biz hız için ne demiştik arkadaşlar? Dalga boyu çarpı frekans. Peki Periyod ile frekansın çarpımı bir de frekansımız ilk dönemde 1 bölü t. bizeleniliyor ki sizin ee, kaynağın periyodu 2 katına çıkartılırsa yani ben periyodum 2 kat arttırırsam t de 2 katta arttırırsam ne yapar arkadaşlar 3 t yapar o zaman benim bir de neydi ortam değişmediği yani kaynak değişmediği sürece Frekans değişmez. Ortam değişmediği sürece de hız da değişmez de. O zaman hızım sabit kalacak. Benim frekansım ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 3 t oldu. Peki dalga boyum ne olması gerekiyor? 3 lambda olmalı ki hızım yine aynı değerini koruyabilsin. O zaman doğru seçeneğim ne yapar? B şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim 3. sorumuza. Çok basit bir soru. Çok rahat halledebileceğiniz bir soru. Şekildeki atmayı bir an için söndürebilecek atma. Nedir arkadaşlar? Gördüğünüz atmanın tam tersi olması gerekir ve yeşille çizdiğim hangi şıkta mevcuttur? A şıkkında mevcuttur arkadaşlar. Dördüncü sorumuz Şekil 1, 2, 3, 4'teki gönderilen atmalardan hangileri ilk kez yansıdığında baş aşağı döner? Baş aşağı dönmesi için kesinlikle sabit uç olması gerekiyor mu arkadaşlar? Evet. O zaman ikinci şekildeki bu tarafa gelip sabit uça çarptığında baş aşağı dönecek. Peki inceden kalına ya da kalından inceye geçerken hangisi olurdu? İnceden kalına geçerken sabit uç gibi davranırdı arkadaşlar. O zaman doğru seçeneğim nedir? 2 ve 3'ün olduğu D şıkkıdır. Evet. Geçelim. Beşinci sorumuz. Su dalgaları ile ilgili yargıların hangileri doğrudur? Yayılma hızı suyun derinliğine bağlıdır. Evet arkadaşlar derinlik arttıkça hızı artardı. Derinlik azalttıkça hızımız da azalırdı. Ortam değiştirilirse frekansı değişmez denilmiş arkadaşlar. Kesinlikle doğru. Çünkü frekansım benim yalnızca kaynağa bağlıydı arkadaşlar. Üçüncüsü ortamın derinliği arttırırsa periyodu artar demiş. Hayır bu periyot benim neydi arkadaşlar? Bununla benim kesinlikle bir alakam da yok. Evet doğru seçeneğim ne yapar? Denizli. Altıncı sorumuz. K ve L cisimleri şekil 1'deki gibi konumunda zemine yaptıkları basınç P1 şekil 2'deki gibi konulduğunda ise basınç P2 oluyor. Buna göre P1 P2 oranı ne demiş? Arkadaşlar benim basınç dediğim neydi? G bölü S. Burada iki tane cismim varsa P1 ne yapar? GK artı GL bölü yüzeye temas ettiği alan 2 s Peki P2 ne yapar arkadaşlar? GK artı GL bölü yüzeye temas ettiği alan S. Bunları birbirine oranlarsak ne olacak? GK GL toplamı gidecek. S'ler gidecek. Sonuç ne çıkacak arkadaşlar? 1 bölü 2. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Evet 7. sorumuz. Şekildeki birbirine karışmayan D ve 2D öz kütleli sıvıların A noktasında oluşturduğu sıvı basıncı PA, B noktasında oluşturduğu sıvı basıncı da PB denilmiş. Buna göre PA bölü PB. Evet A noktası istenilen noktada ne yapıyorduk? Çizgi çekiyorduk ve yüzeye olan uzaklık ve yoğunluk bizim için önemliydi. PA ne yapar arkadaşlar? Yüksekliğimiz 2H, öz kütlemiz D çarpı G. Peki B noktası noktasındaki basınç nedir? Hem 2D yoğunluklu sıvının basıncı vardır hem de D yoğunluklu sıvının basıncı vardır. Peki bu noktadan çekecek olursam ne yaparım arkadaşlar? 2D çarpı H çarpı G artı 2H yine burada D çarpı 2H çarpı G şeklinde. Bunları birbirine oranlayacak olursam ne yapar arkadaşlar? Doğru seçeneğim 1 bölü 2 olur. Yani Edirne. Evet 8. soruya geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Eşit kütleli x, y, z cisimleri şekildeki gibi dengeleri cisimlerimiz batmadığı sürece neydi arkadaşlar? Ağırlıkları benim kaldırma kuvvetlerime eşit olacaktı. Evet kaldırma kuvvetlerime eşitse üç cismin Kütlelere eşitse ağırlıkları da eşittir. Ağırlıkları eşitse üç cismin kaldırma kuvveti de eşittir arkadaşlar. Peki kaldırma kuvveti dediğimiz nedir? V batan D sıvı çarpı G. Sıvılar ortak, yer çekimi ortaksa otomatikmen batan hacimleri de eşittir. Doğru seçeneği Bursa'dır arkadaşlar. Evet 9. sorudayız. X, Y ve Z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. İplerdeki gerilme kuvvetleri sıfırdan farklı ise yani bu iplerde mutlaka bir gerilme var. Bunun gerilmesini sağlayan ağırlığıdır. İpi keserseniz x ismi aşağı düşecektir. O zaman x'in yoğunluğu en büyüktür. Y askıda kalmış zaten sıvının öz kütlesine eşit. Bu ipi kestiğimde de bu cisim gerilme yaratıyorsa kopup yukarı çıkmak istiyordur. Ben bunu kopartırsam cismim ne yapacak? Yukarı çıkacak. Yani en küçük öz kütleli Z olacak. Peki öz kütlelerini sıralayacak olursam ne yapar arkadaşlar? X, Y, Z şeklinde sıralarım. Doğru seçeneğim nedir arkadaşlar? Adana. Ve son sorumuz arkadaşlar. Gergin ve düzgün yapılı bir sarmal yayda şekildeki gibi kale atmaları oluşturulmuştur. Buna göre bu yayların hangi özellikleri kesinlikle birbirine eşittir? Bir kere arkadaşlar kesinlikle tek bir yay üzerinde gittiğiniz için kesinlikle sizin neyinize eşit olacak hızlarınız yani ortam değişikliği yok buna da dikkat ediyorsunuz hızlarınız ve e, nedir frekanslarınız kesinlikle aynıdır doğru seçeneğim E şıkkıdır arkadaşlar